Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Pokemon Hardcore Version Top Çözüm bölüm 14'e hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde kaybolmuş yeri salon lideri Chuck'ı yenerek 4. rozet almıştık. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Tabii ki bu bölümde Olimus şehrine geri döneceğiz. Orada hasta bir Pokemon vardı. O hasta Pokemon için bir ilaç almıştık. O ilacı o Pokemon'a vermek zorundayız. Vicdanım rahat etmez. Tamam, hemen Fly'ımızı kullanıyoruz. Bu Fly'ı ilk defa kullanışım oluyor. Gerçekten kullanmayı çok ama çok özlemişim. Tamam, o hasta Pokemon neredeydi şimdi? Şu kulenin, ya şu fenerin tepesindeydi. Tamam, oraya çıkmanın çok kolay bir yolu olacak bu sefer. Asansörle, geçen sefer merdivenle çıkmak zorunda kalmıştık. Bu sefer asansör bize yetecek. Tamam. Ben, Ink, asansör. Ekranda, karşınızda. Tamam, biraz daha asansörden çıkıp o hasta Pokemon'u ve Olimus şehri salon lideri Jasmine'i bulacağım. Tamam, tam karşımda duruyorlar. Selam Jasmine, nasılsın? Pokemon'u iyileştirmek için ilacı getirdim. Bu ilaç MP iyileştirmek için mi? Tabii ki. Önce yola gittim, bunu aldım. Evet, gizli potu Jasmine'e verdik. MP başkasından bir şey almaz ama benden. MP nasıl hissediyorsun? Palu palu papalu. Wow. Wow. Yo yo, yok artık. Ah, her yeri aydınlattı. İşte budur ya, gözümüz gönlümüz açıldı. MP kendine geldi. Artık feneri aydınlatabiliyor. Ve Jasmine gidiyor. Jasmine? Jasmine, teşekkür ettin mi bana? Duymadım da. Tamam, hemen şu asansöre binip ben de Jasmine'in peşinden koştursam çok ama çok iyi olur. Hadi bakalım, aşağı iniyoruz. Tamam, ilk kata vardık. Artık buradan çıkabiliriz. Deniz fenerinde yapacak başka hiç ama hiçbir işimiz yok. Bao bağırıyor beni. O, merhaba Emre. Ben Mordum Bao. Beklettiğim için üzgünüm. Sonunda Safari bölgesini açtım. Onu nerede olduğunu biliyor musun? Kaybol şehrindeki mağara girişini biliyorsun değil mi? Eğer oraya gidip bir süre yürürsen Safari zone'u bulacaksın. Tamam. Mutlaka uğrarım Baoba. Warden'ı hatırlıyorsunuzdur. Warden'a dişlerini vermiştik Pokemon Fire'de. Evet, Pokemon Fire'de dişsiz amca Warden oluyor. Tamam. Şimdi sıra geldi salon lideri Jasmine'le savaşmaya. Salonumuz da burada bir yerde olsa gerek. Tamam, salonu buldum. Tam olarak karşımda duruyor. Olimus şehri Pokemon salon lideri Jasmine. Wow. Çelik'in savunmacısı mı? Öyle bir şey dedi. Tamam. Selamünaleyküm amca. Jasmine çelikli Pokemon'lar kullanır. Harika. Güzel bir bilgi ve burada bir sürü yetici var. Ama bu yeticilerle savaşmayacağız. Çünkü biz onlara çok büyük bir iyilik yaptık. Buraya geleceğini biliyordum. Salon lideri yardım ettiğin için teşekkür ederim. Git şimdi. Ah, teşekkür ederim amca. Ya sen ne diyeceksin bana? Sen ışık evindeki çocuksun. Git ve şansını dene. Tamam. Ah, hepsi benim gitmeme izin verdi. Geçmeme izin verdi. Şimdi Jasmine'le karşılaşacağız. Jasmine'le karşılaşmak için biraz hazırlık yapalım. Hazırlıktan kastım da Zuko'yu başa koymak. Çünkü Jasmine çelik tipi Pokemon'lar kullanıyor. Ve çelik tipi Pokemon'lar tabii ki ateşe karşı zayıf olurlar. Fener'de yardım ettiğin için teşekkür ederim. Ama bu farklı. Kendimi tanıtmama izin ver. Ben Jasmine, bir salon lideriyim. Ben Klang'ı kullanırım, çelik type'ı, çelik tipini. Çelik tip hakkında ne bilirsin? Onlar çok sert, soğuk, keskin ve güçlüdürler. Yalan söylemiyorum. Tamam, Emre, Jasmine'e karşı. Jasmine, nelerin var bize göster. Çelik tipi Pokemon'lara kastın ne oluyor? Çelik tipi hangisidir, nedir? Anlat bizi. Evet, biri Magnemite'da başladı. Magnemite'a karşı Zuko. Level avantajı bende ama çok da level avantajı sayılmaz. 2 level sadece. 32 level ile 30 level arasında pek fark yok. Ve tabii ki Magnemite'a tek atacağız. Magnemite elektrik tipi bir Pokemon olduğu gibi aynı zamanda çelik tipi bir Pokemon. O yüzden ateşten çok etkileniyor. Tamam, bir Steelix. Çelik ve Ground tipi bir Pokemon. Ona karşı Zuko'yu kullanmakta yine fayda var ve tam 35 level. Bu sefer level avantajı karşı tarafta. Tamam, ben yine Flimwheel'la başlayacağım. Daha güçlü bir ateş skill'e ihtiyacımız var Zuko. Bu yetmiyor. Hiç yetmiyor. Tamam, Sikrici kullandı. Bu da benim defansımı düşürecek oluyor demek. Demek ki fiziksel saldırılar kullanacak. Zaten Steelix'in
Genel saldırıları fizikseldir. Tamam, Amber'la saldıracağım. Özel atak. Evet, özel atakla çok daha fazla vurabiliyorum. Fiziksel saldırı kullanmam yanlıştı. Evet, yanlış hareketti. Özel saldırı kullanmam daha doğru. Rockthrow geliyor. Tamam, ateşimiz kayaya karşı zayıftır. Wow. Yuu. Tamam, ne yapsak? Pekala, çelik tipine karşı başka Pokemon'lar da kullanabiliriz. Mesela Sokka. Dövüş tipi Pokemon'lar sert olan her şeyin icabına bakabilirler. Sert olandan kastım bu serttir. Kaya serttir. Çelik serttir. Sertse Sokka'ya karşı zayıftır. Tamam. Birik birekle onun işini bitirebilirim ve Quick Claw çalıştı. Harika. Bu Sokka ilk saldıracak demek. Hadi Sokka yapabilirsin. Tamam, gücü çok az kaldı. Pot basmazsa Murat onun işini bitiririz diye umuyorum. Tamam, Sandstorm kum fırtınası çalışıyor. Tabii ki Sokka'nın gücünü biraz götürecek. Tamam, bir birik birik daha. Onun işini bitirdi. Birik 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 birik. Tamam, süper efektif bir saldırıyla onun dışı bitti. Bakalım başka Pokemon'u var mı? Varsa da hangi Pokemon? Kum fırtınası devam ettiğine göre başka Pokemon'ları da var. Toplam kaç Pokemon olduğunu hatırlamıyorum. Magnemite mı? Yine bir Magnemite mı? Yine bir Magnemite mi? Tamam, ben tabii ki ona karşı Zuko'yu kullanacağım. Zuko ondan hızlı olduğu sürece canının az olması umurumda değil. Sadece 3 Pokemon'u varmış. Yazık. 2 Magnemite, 1 Steelix. Bu beni yenmek için yeterli değil ama. Tamam. Amber. Ve böylece Magnemite'ı da yenmiş olduk. Harika değil mi? 571 XP. Hiç fena değil. 4200 Pokemon arası aldık. Ve birazı da annemize gönderdik. Sen benden daha iyi bir eğiticisin. Kibarlık ve yetenek anlamında. Sana mineral beci vermek benim için olurdur Emre. Seni seviyorum. Al sana öpücük. Tamam. Jasmine'den mineral beci almış olduk böylece. Proje sayesinde tüm Pokemon'ların takasla gelenler de dahil 70 levele kadar senin sözlerini sorusuz itaat ederler. Bunu da lütfen. TM23. Bu da nedir? Çelik tipi bir saldırı olduğunu eminim. Evet, Iron Tail. Çelik kuyruk. Harika. Aynı zamanda rakibin defansını düşürüyor muymuş? Yoksa benim defansım arttırıyor muymuş? Onu tam okuyamadım. Ve böylece bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi Pokemon'lar.